Bir şey diyeceğim. Alo Selim. Dur. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Yok, size değil. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim ya, gelsene. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bak, bir şey diyeceğim. 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 Bitch, I am now. Do I have your attention? 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 Yeter, yeter, yeter. Bu kadar dans yeter. İnsanların gözlerine daha fazla zulüm etmeyelim. Efendim, öncelikle ekran başındaki sevgili seyirciler ve sonra da stüdyodaki görmek istediğimiz, hep arzuladığımız görünmeyen seyircilerimiz ve tabii ki kameraman arkadaşlar, yönetmenim, yapımcım ve konuğum hepiniz bir şey diyeceğime hoş geldiniz. Burayı stat olarak kullandığımı düşünebilirsiniz. Evet, stresimi böyle atıyorum. Çünkü hiçbir yerde bağıramıyorum. İstanbul'da, evde bağırmanızın bir cezası var çünkü. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Stüdyoda istediğimiz gibi bağırıyoruz. Başka bir şey kullanmayayım. Sevgili seyircilerim, şimdi bir şey diyeceğim hepinize. Lütfen, hepinizden özellikle rica ediyorum. Vurdurun. Vurdurma zamanı geldi. Bak, ben üçüncü kez vurdurdum. Ya soruyorum, kaçıncı kez vurdurabiliriz, daha kaç kez vurdurabiliriz diye. Bunun bir sonu yok. Yani iyileşene kadar vurduracağız. Hiç kimse vurdurmaktan çekinmesin. Ya bu diyalogları annemle ve babamla da yapıyorum. Vurduracaksınız kardeşim ya. Soruyorum kaç kez vurdurdun diye. Onlar soruyorlar bana kaçıncı kez vurdurdun diye. Ya vurduruyorum. Mütemadiyen de 5 ay önce vurdurmuşum en son. Ya ihtiyacım varmış, gittim vurdurdum. Sağlık Bakanımız bile özellikle vurdurun diyor. Milletçe vurdurmak zorundayız. Vurdurmazsak başka bir şey vuracaklar bize. O yüzden siz olun. 3 yetmeyebilir bak. 4 de olur, 5 de olur. Çekinme. Bir alışkanlık yapmıyor. Vurdur bitsin. Vurdur iyileşelim. Tamam mı? Şimdi eminim ki aşıları tam olan, güzeller güzeli, sıcak sempatik, elinde nikah tepsisiyle dolaşan, elinde kınayla dolaşan, ödüllere doymayan, ipek gibi tatlı, şeker, kadifemsi biri geliyor. Allah'ım, İpek Türk'ten geliyor. Buyursunlar efendim. Allah'ım ya, tatlı bir var. Teşekkür ederim. Ya, ay böyle, efendim. Böyle. Ya nasıl hanım hanımcık değil mi ya? Ah çok tam teşekkür tam ederim. Tam kızı. Buyursunlar efendim. Şöyle hoş geldiniz. Buyuruyorum. Hoş bulduk. Ya bu kadar hanım hanımcık, bu kadar tatlı ve içten bir insan olur mu? Olur işte kendisi. Çok tatlı bir oyuncusunuz. Ben biliyorum ama seyircilerimiz de bundan sonra sizi daha yakından tanıyacaklar. Hiç öyle şirin davranma bana. Bizim program inanılmaz hızlı gidiyor. Hızlı konuştuğumu farkındayım ama sana hep soracağım birkaç soru var. Bu sorularla alakalı hemen yorumunu istiyorum. Hazır mısın? Buyurunuz. Hazır mısınız? Evet efendim. Hazırım. Gelsin. Güzide şehrimiz Adana'da bir kardeşimiz otomobil çalıp polisten kaçarken sonunda yakalanmış. İlk sözü de şu olmuş. Oyundayız sandım, arabaya bandım, gittim. Tebrik ediyorum kendisini. Bravo. Hemşerim olur Adana'dan. O zaman bu soruyu hemen es geçiyoruz. Niye? Adanalı Adanalı'yı tutar. Tabii ki. Siz yapar mıydınız böyle şeyler? Yaparım. Yaparsınız. Olsa yaparım, önüme gelse böyle bir şans. Fırsat. Fırsat. Pes. Devam. Çanakkale'li bir ağabeyimiz Truva atının üzerine çıkıp onu İstanbul'a sürmeye çalışmış. Bunu da yaparım ya. Bu çok mantıklı. Mantıklı. Gerçekten mantıklı. Mantıklı. Sevgili seyirciler, bir şey diyeceğim. Gerçekten bir şey demek istiyorum. Benim programıma gelen konukların ne yiyip ne içtiği konusunda çeşitli şüphelerim var. Bundan sonra onlardan hani havaalanlarında istenilen PCR testi gibi akıl sağlığı testi isteyeceğim. Çünkü bunlar benden daha deli çıkıyorlar. Yani bunu yapan insana mantıklı bir şey yapmış diyebilen bir konukla programı nasıl devam ettirebilirim? Söyler adam, misin? Adam oyuncu işte. Kesin oyuncu ruhu var. Bunu ancak bir oyuncu yapabilir. Diyorsunuz. İnanıyor onun. Canlı olduğuna inanıyor. Tatlım, ve çok daha bunu, hızlı gider bir de Truva atıyla. Bu amcanın başka bir yere oynadığı. Ya. İşte şimdi oynamış adam dedi. Yani ne diyeceğiz? Devam. Kediler sahiplerini daha büyük bir kedi olarak görüyorlarmış. Ne diyorsun? Hayır ya, direkt insan olarak aşağılıyorlar bizi. Bir kediniz var çünkü. Evet, İşte tane. Bir kedi sahibi, gördüğünüz gibi iki kedi sahibi iki kez aşağılanmış bir insan. Evet. Çünkü biz onların insanlarıyız.
Evet, insan olduğumun farkında ve onun insanıyım. Onun insanıyız. Çünkü ev onun, çünkü onlar mekancı biliyorsunuz. Mekanı daha çok seviyorlar. Kedi deyip geçmeyin. Yemin ediyorum insanı alır, yani pabucunu ters giydirir. Dişi erkek sizinkiler? İki tane dişim var. Maşallah. Evet. Çok çok güzel. Yeter sana bu kadar soru. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederiz, rica ederiz yarışmaya katıldığınız için. İpek, aldığın yevmiye neye yetiyor? Aldığın yevmiyenin neye yetmesini isterdin? Tiyatro oyunları için konuşuyorum. Ha, aldığın... güzel soru. Aldığım yevmiye... Takla atmaya falan yarıyor herhalde, evet, aylık. Evet, birkaç kere kahve içebilirim odada, dışarıda. Belki yanına böyle bir şey, böyle bir tatlı bir şey de alabilirim ya, falan. Evet, buradan tiyatro yapımcılarına selam olsun diye. Atmasınlar kız seni oyundan. Bir daha. Yani böyle bir şey yapmıyor ama şimdi. Peki neye yetmesin isterdin? Ya neye yetsin? Tatile çıkabileyim mesela. Ya biraz daha uçalım ya. Ay, uçamıyorum bile de. O kadar. Ya, ne bileyim, kadar yazın tatlı. Tatile çıkabilmek isterim. Nereye? Yani. Şile olsun, yakın olsun gene. Nereye? Dur bakayım. Evet, yakınlarda yakın bir yere. Olsun, evet, yine olsun. Türkiye ülkemin içinde. Evet, evet. Tatlım benim ya, Pollyanna. Evet. Yerim seni. Bakın buradan bu bir grev çağrısı değil, değil mi? Evet, çağrısıymış. Toparlıyorum. Peki. Sevgili yapımcılar, lütfen ya bu tatlı oyunculara... Niye ya? Takıldım ben şimdi, niye? Ya bir kere bak, şunu anlatmalıyım. Evet. Bir kere böyle biriktirdiklerimle, tiyatrodan biriktirdiklerimle... Biriktirebiliyorsun. Evet, bir şey bozulmuştu. Sifon ve klozet. Klozetin sifonu. Onu bir güzel yaptırdı. Ne kadar hayırlı bir yere gitmiş paramız. Ve evet, tiyatro sahibine teşekkür ettim. Abi sağ ol dedim, yani şey yaptık. Abi diye çok bir de. Güzel, evet, çok güzel. Evet, çok güzel dedim. Sayenizde çok güzel sifon çekiyoruz. Emanetlerimizi bırakabiliyoruz. Sayın tiyatro sahibi. Evet, o da çok sağ olsun. Keşke açılışa şöyle bir güzel birini oynatsaydık demişti. Terbiyesiz. Ama tabii çok gülmüştüm. Çok çok sevdiğim bir abimdi. Çok sevdiğiniz bir abim. Tanıyor kesinlikle muyuz inşallah? Tanıyoruz. Allahu ekber diyoruz peki. Çok da şeye girmeyelim. Boşuna belaya girsin lan. Ya kadın. Bana bak kadın. Senden bahsediyorum, yere bakma. Bir sürü ödül topladın ya. Ben tiyatro oyuncusu olarak ve film oyuncusu olarak çok fazla ödül aldığının bilincindeyim. Görüyorum. Takdir de ediyorum. Ya daha ne alabileceğini çok merak ediyorum. Daha ne versinler sana bilmiyorum ama. Ya bu ödüllü oyuncu olmanın hayatında ilk kez bir... negatif yönü olduğunu senden duydum. Ne anlatsana evet. Biraz onu bize. Ya şöyle oluyor. Aşağı yukarı 3 yılda bir alıyorum. Rutine oturttum. Bana 3 yılda bir verdiler. Rutine oturttum. Vermediklerinde ülkede pandemi oluyordur kesin yani. Evet. Yani böyle yıllara yayılan bir dönem ve böyle ödülü unutturmam bir o kadar daha yıl alıyor. Yani niye ödül unutturmak ya ne ödül, demek? Ödül çok alanlar bilir. Biz bilmeyiz. Ezdi bizi. Aşağılık insan ben. Sadece çok alanlar çok bilir alanlar. Efendim. Hiç almayanlar evet. Da bilmez. Ödüllerimizle evde oturuyoruz. Öyle bir şey oluyor maalesef ki. Onore etme karşılığında bu kadar iyi bir oyuncunun, hani ödüllü oyuncunun daha çok iş alması, daha çok iş gelmesi, hatta işler arasında hangisini seçeceğim diye delirmesi. Keşke, evet, keşke olmuyor öyle mu? Olsa. Olmuyor. Ha. Olmuyor. Aksine unutturmam için de birkaç yıl geçmesi gerekiyor. Ama ben mutluyum ya. Ben şimdi şöyle bir matematik, evet. Şöyle bir matematik kuruyorum. Şimdi 3 yılda bir takribi ödül alıyorsan, 2 yılda bir de unutturmaya çalışıyorsan. Son bir yıl. Evet, son bir yılda ya para kazanıyorsun evet, ya kazanmıyorsun. Evet, onu da kazanıyorum işte. Matematik 2 artı 2, 4. Öyle evet, oluyor. Böylelikle evet birer yıl birer yıl böyle bir 6 yıl çalışmışlığım var ya yani para kazanarak ama toplamda o işte böyle bir 15 yıla yayıldığında. Sevgili yapımcım bana aklı böyle değişik çalışmayan. Kombinasyon ha, hadi çözün bakalım. Normal hadi. Çalışan bir konuk getirseniz de ben de herkes gibi böyle teke tek gibi böyle tatlı bir program yapsak bitirsek aksiyonsuz olmuyor değil mi? Hesapla al işte oraya ne sana. Ne hesaplayacağım ya? İşte zaman. Yapımcılar buradan size sesleniyorum. Kadını bedava çalıştırmak istiyorsanız ödül aldığını takip edin. Emin olun ki 2 sene unutturuyorsunuz hemen. Hemen böyle. Ama zaten aldığı paraları da tuvalete harcıyormuş kızcağız. Helal olsun. Peki. Ya ödüller hep böyle heykelcik şeklindedir ya. Ben çok taktım. Evet. Hayatında almak istediğin hediyenin, daha doğrusu ödülün ne şekilde olmasını isterdin? Ya bir tane var aslında, ona ulaşamıyorum. Aldım onu ama daha ulaşamadım. O yönetmende kaldı. Buradan onu da söylüyorum yönetmenim. Ya onu da 2015'te almıştım sanırım. Çok güzel böyle cam.
Kamera şeklinde. Yani cam ödül sanki daha böyle kristal olsa o mesela rengi falan. Diğerleri çok ağır oluyor. Dökme pirinç oluyorlar pirinç genelde. Pirinç o. Altın olmuyor hiçbiri değil mi? Altın tabii olmuyor. Olmuyor. Yani şey altın kaplama mı oluyor ama o da altın değildir herhalde. Değildir sanmıyorum. Değildir. Sevgili yönetmen 2015'te hangi film yönetmeni miydi kendisi? Evet film. Ödülü niye vermediğinizi, niye ulaştırmadığınızı şu an çok net anladım. Çok güzel çünkü. Evet çok net anlattı bize. Çok güzel diye vermiyormuş. Evet. Yani bu kadar masum mane bir bakış açısı sadece İpek Hanım'da olabilir zaten. Niye vermedi sana ödülü? Ya bir denk gelemedik, bir karşılaşamadık sonrasında. Kargo diye bir şey icat ettiler. Evet ben yakında isteyeceğim. Fotoğrafı var bende. Çok tabii güzel. Zaten bizim programımız böyle uzaktaki insanları birleştirmek evet. için, kargo istemek için kullanılıyor. Başka da bir işe yaramıyor sanırım değil ha, mi? Ha bir de en güzel ödüller paralı ödüller. Parasız olunca zaten iş bari para olsun içinde. Şimdi tatlım bu para ödülü biraz başka bir şeye girmiyor mu? Hani bir kumar falan o değil değil mi bu? Hayır değil. Ne? Ya ödülün yanında para da verince onunla en azından geçinebiliyoruz özellikle tiyatro oyuncuları için. Anladım. Güzel oluyor. Ama sadece bir ödül zaten işte kaybettiriyor. Hani daha da beter. Anlıyorum. Yani bayağı bir basiretimiz bağlanıyor. Buradan onu da söyleyebilirsen Cem'ciğim. Ben tabii ki. Kain evet. kameradayız. Nerede? Sevgili tiyatro yapımcıları, kadının basireti bağlanmış, evde yemek yapamıyormuş, verdiğiniz para çok geliyormuş, nereye harcayacağını bilmiyormuş. Evet. Allah'ınızı severseniz biraz fazla yövmeye verin çünkü benim akıl sağlığımdan bu kadarcık kaldı. Tek bir ricam var, böyle ödüllü oyuncuları baş tacı edelim ama para vermeyi de unutmayalım. Para, para, para. Allah. Muhtemelen bu son yayınımız olacak. Evet. Evet. Ne kadar evet. Çok mutlu oldum. Söyleyebildik bir yerde bunu. Son yayınımız oldu. Mutlu oldum. Son kez yaptık ve sesimizi duyurduk bir yerde. Bu çok güzel. Bundan sonra yayınımızı muhtemelen Zonguldak TV'de. Peki. Hamam kültürün var mı? Hamam sever misin? Çok severim. İşte bu be. Kadın dediğim böyle olur. Götürdüler mi seni daha önce böyle ailecek falan hamama? Ailecek değil. Ama arkadaşlarımla gittim. Annen falan mı? Hayır küçük... gitmedim. Ne bu? Şey Tosun Paşa. Estağfurullah. Hani insan çocukken annesi babası götürüyor hamama. Yok bizde sen hiç olmadı. Sen ergen olduktan sonra arkadaşlarımla gittin. Büyüdükten sonra arkadaşlarımla başka bir amaçla gittiniz herhalde hamama. Nasıl başka ya, bir amaç olur mu? Temizlenmek amacıyla değil arkadaşlar. Eğlenmek hayır, amacıyla. Hayır müze. Bir gezelim diye gitmiştim. Bu sonra, ne diye? Bu ne diye gitmiştim ve sonrasında çok beğendim ama. Birkaç kez daha gittim aynı ben. Aynı hamama mı gittiniz? İki kere aynı Kadıköy hamamına gittim. Bir kere de Çemberlitaş'a gittim efendim. Not alın. Çemberlitaş hamamına gidiyor İpek Hanım. Evet. Gidip gelebiliriz. Oo. Ya hep oyunculara şey sorul. Bak oyundan gidiyoruz ama daha fazla gitmeyeceğim. Bu son soru olsun oyunla işle alakalı. Sonra başka şeyler soracağım. Hep sorulur ya böyle istediğin rol nedir? Hangi rolü oynamak istersin diye. Benim yakından uzaktan böyle sorularla alakam yok. Ben hep şunu sormak isterdim. Kimin çamaşırlarını yıkamak istersin? Oo. Kimin çamaşırlarını yıkamak isterim evet. ya? Çamaşırına kadar yıkamak çok ister çok yıkayacağım biri vardır elbet. Ne kimin çamaşırı böyle çok sevdiğim bir çocuğun çamaşırını i̇şte falan. İşte bu ya. Bu ne kadar yapacağım? Düşünmeye evet. ne gerek var ya? Çocuk çamaşırını evet, yıkanır. Evet, çocuk çamaşırı. Evet, zevkle yıkarım. Zevkle koklarsın bile o çamaşırı tabii, ya. Tabii. Kıyamam ben ona ya. Ben çocuk olsam yıkar mısın benim çamaşırlarımı? Yok. Çocuk olsan tabii. Niye ya. Yıkamayayım? Neden yıkamayayım? Neden yıkamıyorsun? Bir evet. şey diyeceğim. Ben az sonra içeriye gidiyorum. Bir çocuk olma taklidi yapacağım. Bir çamaşır getireceğim kendisine. Görün bakalım yıkıyor mu? Bir şey diyeceğim. Gönder gelsin şarkımızdan devam ediyoruz. Şimdi bir şey diyeceğim. En tatlı köşelerinden biri var tatlım. Çok güzel, yetenekli bir oyuncu olarak biz haftalık bir dans şeyi seçiyoruz kendimize. Sonra bunların hepsini toplayacağız. Hangi dans daha iyidir yarışması yapacağız. Sonra finalde en iyi dans eden 10 kişiyi toplayacağız. Onlarla bir 10 bölüm daha yapacağız diye. Şimdi gönder dansı gelsin. Bizim için bir dans eder misin bakayım? Bir taklit et. Tam evet. senlik, tam senlik bir dans. Gönder gelsin. Böyle değil mi? Tabii, bakabilirsiniz oradan. Bir izle istersen yanına gel. Hop. Evet, bence doğru yapıyorum. De şöyle. Ancak bunu bir oyuncu yapabilir kendine ya. Bence yeterli Cem. Buyursunlar alkışlarla. İşte bu. İşte bu. Dansın yeni kraliçesi. Beni hop oturup hop kaldıran konuk İpek Türktan. Hala oturup kalkıyorum yönetmenim. Oturacağım ama kızmayın bana. Sevgili yapımcım ters ters bakıyor. İnşallah bir şey yapmaz. Kendisinin değişik huyları var çünkü. Umarım bu dansı hatırlamışlardır sevgili seyirciler. Hatırlayacaklar çünkü zaten ekranın altında bebek var. Aha tamam. Tabii biz harika. Bebek dedikten sonra başka bir şey vermeyiz. Bebek çamaşırı niye dedim sanıyorsun harika. Sen? Tatlım benim.
Hiç beklemem, böyle pis pis bakarım, konuğu da sıkıştırırım arkadaş. Şimdi yaptın mı yapmadın mı diye sana bir şeyler soracağım. Yaptım ya da yapmadım diyeceksin. Tamam. Tamam mı? Öyle şey yapmak yok. Sıkıştım bile köşeye. Kıyamam, sıkışmazsın. Gelsin. Hiçbir tiyatroda ikinci defa oynamayacağım diye yemin ettin mi? O zaman niye oynamadın? Oynadıysan da niye oynadın? Göçebe gibi gezip durdun mu, durmadın mı? Vallahi yemin ettim. Ama yine de oynadım. Dın. Neden yaptın? Çünkü tiyatronun içindeki insanlar değişti. Çünkü ne? Oyuncular değişti yani. Oyuncular ve bütün kadro değişti. Ha, hepsini yolladın, ayağını kaydırdın. Bir şekilde. Küçük oyunlarla devam ettin. Evet. Şeytan, peki. Hiç altın bileziğim olsun, kuş gözlem kulübünü bırakmayayım, belki Ali Kuşçu olurum dedin mi demedin mi? Hayır demedim. Yeah. Her zaman forever kuş gözlem topluluğu ve ornitologlar. Helal. Vecihi hür kuş olurum dedin mi demedin mi? Demedim. İnşallah dersin. Oo, hiç özellikle bir kişi görsün diye paylaşım yaptın mı yapmadın mı sosyal medyada? Zaten bunun için yapmıyor muyuz paylaşım? Yes. En çok kimi görmesi için yaptın? Böyle çok hoşlandığım bir adam. Oo. Öyle olur, herkes hoşlandığı adamlar için yapmıyor mu? Görer. Oo, ben hoşlandım. Ama o sosyal medya kullanmıyordu. Yani kıyamam, bilmeden 60 işte yaklaşamamış, bir şey olmamış. Peki hemen. Bu zamana kadar hiç sosyal deneydir diye yerde gördüğün parayı aldın mı almadın mı? Her zaman aldım ya. Niye sosyal deney? Allah Allah. Almayacağız mı? Alacaksın tabii. Alacağız ya. Alacağız Allah'ım. Tabii. Peki. Bu zamana kadar hiç ekmek arası dondurma yedin mi yemedin mi? Yemedim. Yememiş. Nasıl bir tavırdır bu arkadaş ya? Ne, o ne ya? Helva arası oluyor da ekmek arası. Peki, peki. Bu zamana kadar hiç topuklu ayakkabımın topuğunu kırıp da çıplak ayakla yürüdün mü yürümedin mi? Topuklu ayakkabımın topuğu kırılmadı da topuklu ayakkabımın bir tanesini kaybettim. He. Düğünümde, o yüzden çıplak ayak yürümek zorunda kaldım. Düğününde kaybettim. Evet. Düğün evet. Sırasında kaybettim. Düğün sırasında kaybettim. Yani nasıl kendimden geçtiysem dans ederken. Oo, bulamadılar mı peki? Bulamadık. Bulamadık ve çıplak ayak döndüm eve. Eve döndüm bir de çıplak evet. Ayak. Ha, peki alandaydınız ama değil mi? Düğün alanındaydınız. Tabii tabii, düğün alanında. Bizzat düğün alanında kaybettim. Anlıyorum, Allah'ım. Daha neler duyacağız bakalım. sevgili seyirciler, İpek'in korkmayacağınız şekilde çok tatlı bir tiplemesi var. Bu tipleme kendisi bak düşünüyor şimdi ne yapacağım diye. Yok. Düşünmüyor kendisi ne yapacağım diye. Çünkü çok hazır. Dünden beri hazır. Başımın etini yedi. Ben bunu yapacağım. Bunu ekranlarda yapmak istiyorum diye. Ya şu tiplemeni göster de bayılalım bir. Hadi bayılalım. Dur. Hadi bayılalım dedi ya. Bir dakika bayılayım. Çünkü kadın benden buraya koymuştum. Ha şurada. Oy hazırlıklı. Dur, evet, hazırlıklı. Efendim. Saçımızı toplayalım. Benden ayrı bir şey çünkü bu. Kesinlikle İpek'ten ayrı bir şey ve ben konuk olarak onu almak istiyorum bir dakika. Ya lütfen. Gelse kesinlikle. Yemin ediyorum. Yani yıkılır ortalık. Evet. Ortalık yıkılır. Saçları da bağlandı. Ne yapacak bize? Çok merak ediyorum. Soğumuş bu çay yalnız, sana söyleyeyim. Kusuruza bu soğuk. Evet. Bu böyle gelmemeli. Doğru söylüyorsunuz. Su da çok soğuk. Aha. Benim boğazım ağrıyor. Kaç defa dedim. Biliyor musun? Takma dişi olunca çok daha zor. Bunu takma dişi olan bilir. Burada çıkıyor bu. Aman. Tamam, çıkartmayalım. Aman, o kadar aman. Güzel ki Cem. Sen de kullan bak. Çok rahat edersin. Aha, peki kullanırım. Evet. Nasıl kullanmayayım ki ben yani? Hani neler yapacağım. Sizin yaş ve isim? İsim. Ne münasebet. Münasebet mi isminiz? Ne münasebet. Ne münasebet. Nasıl ismimi bilmezsin sen? Çok değişiyor isminiz. Ben ondan. Sen kimsin de ben senin ismini biliyorum yavrum. Ben senin babanı bilirim, dedeni bilirim, dedenin dedesini bilirim. Hepsiyle şey. Her biriyle. teker teker. Tanıştınız. Her biriyle. Ya tanıştım. Yakinen. Yakinen tanıştım. Oh. Elime doğdu çocuklar. Sünnetinde de bizzat ben yer aldım. Tabii. Kirvemdir kendisi. Evet. Benim eşimdi. Eşim kirvesiydi. Aga. Cem'in kirvesiydi. Yaşımı niye soruyorsun ya? Ben nereden bileyim? 18. Gel de belimi kırmışlar. Evet. 18'miş. Evet. 180 ile 18 arası diyelim. Biz tam yaşınızı vermeyelim değil mi?
18'e daha yakın diyelim. Daha reşit oldunuz. Tabii çoktan oldum. Milli. Milli olarak. Çoktan çocuklar onu artık. Milli reşit kendisi. İlahi. İlahi. İlahi Cem yeme beni. Ya yıkayamam ben. Ne fındıklar. Sen geliyor musun akşam bana yok, onu söyle. Yok Allah korusun. Gelemem. Benim çekim... Ben beni niye çağırdın o zaman ben buraya? Ben buradan sizi biriyle göndereceğim. Kimin lan? Tatlı bir çocuklar. Ah canım. İki tane çocuklar. Ay çok eşlik sevinirim. Düşmeyin iki tane. Diye. Düşmeyin diye. Tabii evet, tabii. Çok sevinirim. Allah ay, çok güzel. Bana şöyle yağız, yağlı cilt güzel bir delikanlı ver de. Vereyim. Ondan benlik karşıya geçeceğim ama modaya. Modaya. Bir de araç zaman... kiralayın. Araç da bulun bana. Araç var. Bakırköy arayın. Erenköy'ü arayın. Oradan buraya ben yürüyemem. Erenköy'ü arayın. Erenköy'ü ya. Ya ben sana kıyamam. Ağzına sağlık. Yemin ediyorum buna ölüyoruz. Beni şarkı söyletmeden beni nereye şey yapıyorsun? Yok mu senin naylon torban bir şey? Sevgili yapımcım ben bir daha fazla idare edemiyorum bana. Kendisi. Naylon torba nereye ne ya yapacaksın? Ya da hışır hışır ses çıkaracak bir şey verin. Sen taş plak yapacaksın. Taş plak ben fışık fışık yaparım böyle. Tamam sen fışık 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 yap. Hemen ben de o sırada. Tamam. Kendisi korkunç güzel bir şarkı söyleyecek o da olur. Bize. Oo, eski eski ha. Eski gazino. Ha harika. Ha. Aferin kızım bak ne güzel ha. Buldular. Getirin ben alıp size yardımcı olayım. Lütfen. Hemen. Gazinolardaki az solistlerden kim kaldı? Bir tek siz kaldınız. Bu taş işinizi görür mü? Taş plak yapacağım. Ver. Baş plak. Baş vakti, gibi kadından baş plak taklidi geliyor. Çocuklar vakti zamanında taş plak sesi işte bundan çıkarılırdı. O hışır hışır duyduğunuz ses var ya. He? Ellerimizde dublaj yaparken bir yandan da ellerimizde bu hışır hışır. Bu Tanzimat'tan önce mi? Tanzimat'tan önce tabii. Tanzimat'tan önce tabii. Tabii direkler arasında efendim. Oo. Bütün Agop Efendi'nin, Güllü Agop'un bütün oyuncuları biz dublaja giderdik aynı zamanda. Yürüyerek? Tabii yürü. Nereye? At arabalarıyla. Bu yaz geçen günlerimiz hatırından çıkmasın. Okşadığım o elleri başka bir el sıkmasın. Alkışlarla, alkışlarla zincirli kuyuya vuruluyoruz kendisini alkışlarla. Hanımefendi, zincirli kuyuya götürüyorum sizi. Bu kadar lan olmaz. Eve de geleceksin. Eve de geleceğim. Zincirli kuyuda bir ev aldık kendisine. Alkışlarla ölmeyi unutmuş olmamış ama bu sese kurban olurum ben size. Gerçekten. Biz biraz daha dinleyip geri döneceğiz mi bilmiyorum. Biz bu şarkı sözlerinin ve şarkıyı icra eden hanımefendinin etkisinden çıkamadık. Dolayısıyla çok eskilere, çok çok eskilere, daha da eskilere gitmek isterdim ama o kadar gidemiyorum, o gidiyor. Yapacak bir şey yok. Bu arada birkaç tane telefon aldık sevgili seyircilerimizden. Lütfen bizi yanlış anlamayın. Vurdurun derken kastettiğimiz aşıydı. Ben size vurdurmak istiyorum diye gelen telefonları kabul etmiyoruz. Böyle şeyler yapmayın. Bize DM'den de, ben de vurduracağım diye şeylerle dönmeyin. Burası çok düzeyli, tatlı, muhteşem. Aşı olun. Bak bu bir sosyal uyarı. Aşı olun. Oldun mu sen aşılarına? Oldum. Kaç tane? İki tane. Hayırlısıyla üçüncüsünü de vurdururuz. Evet. Rahat ederiz. Peki. Şimdi bu elindeki bardaklar var ya. Evet. Bir tanesi eski sevgilini temsil ediyor. Bu. Diğeri yeni sevgilini temsil ediyor. Bak ne kadar net ifade ediyorum. Şimdi sana sorduğum sorulara tercih ederek ya eski sevgilini ifade eden bardaktan su içerek cevap vereceksin ya da yenisini. Anlaştık tamam. Mı? Ve geliyor. Gelsin. Hangisi seni ailesiyle tanıştırmak isteyip sonra vazgeçti? Devam. Terbiyesiz. Lanet okuyoruz bu programın bu köşesinde. Devam. Hangisi seni sürekli eski sevgilisiyle kıyasladı? Ne eski adammış ya. Allah Allah. Peki hangisi senden sonra eski sevgilisiyle barıştı? Ha. Süper. Peki hangisi bir gecelik hata yaptım deyip aynı hatayı tekrar yaptı? Ya ne güzel değil mi? Aşama kaydediyor. Eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra yeni yeni hatalarla tanışıyorsun. Çok güzel, çok başarılı. Peki hangisi senin en yakın arkadaşına önce yürüdü sonra beraber oldu? Alçak. Alçak. Birazdan isim verirse hiç şaşırmayın. Devam. Hangisinin telefonunda bir kız erkek ismiyle kayıtlıydı ve yakaladın?
çok özür dilerim. Nereden çıktı bir, yani nasıl bir karakter bu? Sormak zorunda kaldım da. Ya cidden nasıl bir karakter? Şerefsiz. Evet. Evet, belli oldu. Peki son soru. Hangisinin telefonu ilk defa gittiği bir evde, yani bir kızın evinde Wi-Fi'ye otomatik bağlandı? Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi İpek seçtiği erkekler konusunda hiç başarılı değil. Hem eski sevgilisinden hem de yeni sevgilisinden inanılmaz tepik yemiş. Bundan sonra onun özel hayatına ben müdahale ediyorum. Lütfen. Ve kendisi bundan sonra nasıl bir erkek olunmaz benden öğreniyor. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğimin en sevdiğim köşesi. Ya ben hiç meraklı değilim İpek. Hiç sevmem özel hayatları karıştırmayı. Hiç. Özellikle özel eşyalara dokunmaktan nefret ederim. Ama şu an program gereği, ne olur yanlış anlama, format gereği telefonunla ilgili bir şeyler yapmam gerekiyor. Sakın aklına kötü bir şey gelmesin. Hani fotoğraflara bakmıyorum. Efendime söyleyeyim, Instagram'dan gelen DM'lere bakmıyorum. Eski SMS'lere bakmıyorum. Sadece WhatsApp'ına bakıyorum. O yüzden telefonu rica edeyim. Korkma yok öyle bir şey yapmıyorum. Vermiyorum. Ya. Yok hayatım yapmam öyle. Yapar mıyım hiç öyle bir şey? Sadece. Korkuyorum. Yok tatlım, buraya gelmeden önce kiminle konuştuğunu merak ediyorum ve bakmanı istiyorum ve onu arıyoruz. Bu tamam. Son arama köşesi. Tamam. Kimi aradın diye bakıyoruz. Biraz sohbet edeceğiz onunla. Evet efendim. Güliz Gençoğlu. Kimdir bu? Güliz Gençoğlu tanınmış ünlü oyuncularımızdan. Hmm. Kendisi de Ankara Film Festivali'nde yardımcı kadın aldı. Aa şeydeki. Önce boşluk bu oldu. Kalp gidince ama helal. Şimdi iyi adlı oyunumuzda oynayan karakterimiz Esra ile oynuyor. Esra Bezen Bilgin'le beraber Güliz Gençoğlu. Nasıl bir Türk sanat müziği programına döndük? Kendisi şu anda Malatya Film Festivali'nde. Çok hatta. Güzel. Onu alalım başka konuk şey. O zaman. Evet, bir de onu da bir alsaydık. Onu alalım. Sen bir ara bakayım. Ben şimdi ararsam lütfen. Açmaz, korkar benim sesimi duyarsa. Hemen bana. Direkt seni mi vereceğim? Bir programdayım da sunucuya veriyorum da düzgün konuş benimle de. Ay. Benim sinirim bozmadı. Gülizciğim evet. Canım benim nasılsın? Ah Malatya'daymış. Malatya'da. Diyor valla. Kayısının cenneti. Getirir mi bize? Kayısı diyarından. Sesi açar Kayısının mısınız? Diyarın Malatya'dan açalım, herkese açalım, evet. Sevgiler diyor Güliz Gençoğlu efendim. Efendim Malatya Film Festivali'ndeyiz. Şu an bizi bir tur yaptırıyorlar. Bir tarihi yerleri geziyoruz. Tamam. Evet dinliyorum efendim. Ne zaman geliyorsun bana? Size ne zaman mı geliyorsunuz? Programa. Güliz'ciğim merhabalar. Öncelikle yani kendimi tanıtayım. Bir şey diyeceğim isimli programda İpek Hanım'ı konuk ediyoruz. Ben Cem, bir şey diyeceğim diye. En son telefonla seninle konuşmuş. Buraya gelirken niye seninle konuştuğunu merak ettik ve seni aradık. Ne konuştunuz? Festival dedikoduları. Evet. Oo, kadın kadına dedikodular. Kimi çekiştirdiniz kız? Aslında genel olarak festivalleri çekiştirdik. Yalan söyleme, isim ver. Kişileri gelişen... Yok, gerçekten. Yani genel olarak Türkiye'deki festivaller, film festivalleri ne eksik ne değil. Bunlardan organizasyon yani, eksiklikleri. Olumsuz tarafları. Tamam. Biz böyle entelektüel konuşmalar yaparız. Tabii, siz böyle eleştirin yayında da bunları söyleyin. Sonra festivallere çağrılmayı çok beklersiniz. Söyleyin bakalım. Ama kötü bir şey çıkmadı. Çok, valla şimdi iyi bir şey çıkmadı. Güliz Hanım iyi bir şey çıkmadı lütfen ya. Şimdi Malatya'da ne yapıyorsunuz? Şimdi şu an ne yaptığımızı mı söyleyeyim sana? Yok söyleme tamam pardon söyleme başka bir yerdesin tamam. Belli. Lütfen kapattırma bizim telefonumuzu yayınımızı falan söyleme. Tamam peki. Sana... Yemeğe gidiyoruz. Afiyet şeker olsun. Teşekkürler. İpek Hanım'la ilgili size bir iki şey sormak istiyorum, müsait misiniz? Buyurun sorun tabii yani müsait olmaya çalışacağım. Buyurun. Lütfen hemen soruyorum ya. İpek flörtöz bir kadın olduğunu iddia ediyor da ben pek olasılık vermiyorum. Sen ne dersin bu konuda? İsterse olabilir. Sağ ol, teşekkür yani ederim. Şey, o anlamda bir gideri var mı? Yani karar vermesi lazım. Şimdi, her zaman kadın seçer biliyorsunuz. Tabii ki kadın seçer. Siz de bir kadın olarak, onun yakın arkadaşı olarak evet. Var değil mi? Yani isterse yapar. İsterse tabii ki. Yaparım tabii. Yapar. Ya şöyle bir şey söyledi de bana, buna da çok doğru olduğuna inanmıyorum. Bizim bir magazin köşemiz yok aslında ama ben bunları sormadım ve cevap verdi bunlara. Aynı anda 4 erkekle flört edip 5.siyle evlenebilirim gibi bir cümle kurdu. Hayır! Böyle hayır, bir şey yapmaz. Mümkün, yapmaz mı? Kafa karışıklığı yok, nettir. Net midir? Evet. Nettir. Çok güzel, demek ki siz bu erkekleri beraber çok çekiştiriyorsunuz. Hayır, hiç böyle şey yok. Erkek konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Yani. Erkek konuşmuyoruz. Neden konuşuyorsunuz festivallerden? Hayır festivallerden, başka şeylerden de konuşuyoruz. İpek bir kere çok donanımlı bir insandır. Yani onun bilgisine, kültürüne, okuduğu kitaplara, yani her zaman size başka bir kapı açar, başka bir şey sunar ve konuşacağınız şeyler her zaman daha
Hazırlanmış gibi ya. Senin buna borcun mu var? Ha, borcun mu var senin? Ne para mı alıyorsun? Ne bunları anlatıyorsun? Allah Allah. Biz bu kadını konuk aldık. Ya, biz bu kadının ne olduğunu Gülüş. Bilmiyor muyuz? Bu kadını ben neler gördüm akşamları İstiklallerde, sokaklarda. Kimlerin elinden topladım sen bilmiyorsun. Allah'ım ya. Görmezsin tabii. Gerçek yüzünü göstermiyor size. O yüzden arıyorum ben sizi. Bir şey diyeceğim ya. Bu kadın doğalgaz faturasını ödemiyormuş 2 aydır. Doğru mu? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ödüyor. Kıyamam sana. Ödüyor. Biz peki birbirinize yemek yapar mısınız? Yaparız. Oturup yemek içmek severiz yani birlikte. Süper. Kahve falı bakarız. Helal. En kısa zamanda bize gel. Ben size geleyim. Hiç önemli değil. Biz İpek'e gidelim. Sen de gel. Olur mu? Tamam öyle yapalım. Peki son sorumu soruyorum. Ondan sonra seni azat edeceğim. İpek'e hamam sever misin dedim. Bayılırım dedi. Seni hiç davet ettim hamama. Gider misiniz yani? Hamama birlikte gittik mi acaba diye düşünüyorum da. Gönül ister ki gidin. Gitmediyseniz şimdi gidin. Bize oradan... Ben de çok severim. Severseniz o zaman gidin. Söz ben masraflarınızı karşılayacağım. Sizi bu programda hediye olarak hamama gönderiyoruz. Olur mu? Çok teşekkürler. O kadar güzel ki. Çok makbule geçti. Evet. Teşekkür ederim. İpek bu da deli. Çok teşekkür ederim. Ya bir akıllı insanla konuşmak umuduyla size bağlandık ama ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok çok naziksiniz. Çok nazik. Suratınıza kapatmayayım. Siz kapatın. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Öptüm. Bye. Kardeş bir tane doğru insan yok mu ya? Hamama gid o göndereceğim dedim. Tabi güzel değil mi bence? Güzel bir teklif bu. Niye gitmeyelim ya hamama? Gidin. Karışık hamamlar var. Ben şimdi bir isim öğrenip döneceğim size. Bir şey diyeceğim. God. Hadi bakalım. دي القسوة يا عيني مرة القسوة يا عيني مرة Sevgili seyirciler, kurtlarımızı döktük. Yaşlanmışız tabii. Ben kendi adıma konuşuyorum İpek. Ben yaşlanmışım. Sen maşallah döktürdün yani. No. Ben de çok yaşlanmışım. Kıyamam, hayır. Sevgili seyirciler, buradan size söylüyorum. Bir daha hayatınızı... Beni böyle görmeyeceksiniz bir daha. Onu söyleyeyim de yani. Atma, görürler. Vallahi beni çeye getirdi. Ben hayatımda mezleke de oynamadım. Düğününde? Senkron da olamadık düğünde? Hatta. Yok, düğünde bile jazz dance falanlarla filmde? Geçirdik. Filmde yes. Bir filmde oynamıştım. İşte böyle doğru. Filmde doğru. Oynarsın. Yes. Doğru. Bir orada bir de burada görmüşler. Bir daha olmayacak. Olur. Olacak bir de. O zaman olur. Kesin olur. Evet. İkincisi de olur. Maalesef üçüncüsü de olur. Şimdi tatlım bana bak. Efendim bak, canım. Yumuşak ol. Yani esnek olayım. Ne esneği ya? Olma. Hayır istemiyorum. Tamam. Şimdi sana soracağım sorulara hı ya da ı diye cevap vereceksin. Tamam. Şey kabul ediyor böyle. Ondan sonra Cem niye böyle delirdi? Delirir tabii. Gelsin o zaman. Gelsin mi? Lütfen. Bir şey diyeceğim. Gelsin mi? Nasıl naif ya? Hemen. Cem'in sırtına senin dövmeni yaptırmasını ister misin? Pislik. Cem'in senin sırtına kendi resmini dövme olarak yaptırmasını ister misin? Ama beni kandırdın. Hayır kandım. Niye gelsin kandırdın? Mi diye ilk soruyu sordun. Ben anlamam kardeşim. Ya cevabını böyle vereceksin. Devam. Cem'in çıkışta seni mutlu... Pardon. Cem'in çıkışta seni muzlu süt içmeye götürmesini ister misin? Ya. Çıkışta Cem'in muzlu ve sütü alıp bize gidelim demesini ister misin? Ne güzel. Masraf olmuyor en azından. Cem'in sana evde özel defile yapmasını ister misin? Allah'ım ya.
Cem'in sana özel defile yapması için Cem'i ikna etmek ister misin? Aa, evet. İlkinde söyledi. Tamam. Oha, bu ne ya? Cem'in sana ödül olarak kendisini sunmasını ister misin? Evet. Helal, işte bu. Peki, ödül olarak bir sonraki jürinin Cem'i sana hediye etmesini ister misin? Benden hediye olmaz ama mı? Ama daha çok para getirebilirsin. Evet, doğru. Hediye benden. Evet. Bence güzel olur benim hediyem yani. Peki, Cem'in bir dondurma firması kurup çeşitlerinden birine senin ismini vermesini ister misin? Helal. Peki, İpek dondurmalarının en çok aranan, en çok yenilen, en çok yalanan dondurma olmasını ister misin? Allah'ım, peki. Cem'in sana altın takmasını ister misin? Cem'in alttan alta altına oymasını ister misin? Tövbe yarabbim. Yeah. Dedi ve kazandı. Gördüğünüz gibi işte doğal, işte kendinden cevap veren bir kadın. Nasıl? Muhteş. Delirdi. Muhteşem. Ve delirdi kendisi. Muhteşem. Güzel, güzel. Hem sorularına geldik. Hazır mısın? Tamam, ne yapacağım? Bu biraz değişik bir soru. Hemen geliyorum. Hem saçlarını örerken hem de bebeğin göbek kordonunu çözerken şaşı ebeye ne dersin? Kalırsın böyle. Kaldı. Ne yapıyorsun derim. Güzel, evet. Kendine de ne yapıyorsun diyorsun. Hem kurbağalama yüzerken hem de kurbanlık dananın derisini yüzerken hangi şarkıyı söylersin? Tridine, tridine, tridine. Bandım çok derim. Güzel, güzel. Kabul, kabul. Peki, hem boğazı yüzerek geçerken hem de Cadılar Bayramı'na kostüm seçerken işine yarayacak mayonun etiket fiyatını görünce ne söylersin? Hıh, yani. İşte çünkü Türkçe'de hıh diye cümle yapıları var. Oha, diye de böyle cümleler kuruyoruz biz. Peki, hem gökdelen camını silmek için asansörle yükselirken hem de kombinin ayarını biraz daha yükseltirken ay sonunu düşünerek ne söylersin? Ne yapacağım ben ya? Diye masum hayat. Bir haykırış içerisinde bulundu. Evet. Bu bir film repliği sanki. Salla kafanı. Peki, hem vişne çürüğü rengindeki çorabına kombin yaparken hem de arabanın bobinlerini sanayide yaptırırken işten anladığını belli etmek için ne söylersin? Abicim bak şimdi gibi bir şeyle girerim muhtemelen yani. Vişne çürüğü çorapla. Ne yapayım? Ha, öncesinde o var. Ay giymişim onu, yapacak bir şey yok. Ha, tamam peki. Böyle abicim ne yapayım? Abicim, hayır abicimle girerim adama yani. Böyle bu iş, bunlardan anlarım ben muhtemelen. Bir şeydeyiz değil mi? Otosanayi gibi bir yerdeyim ben orada. Hiç okuduğun soruyu sen bilmiyorsun. Bu senaryo mu bu? Bu senaryo mu? Evet, sanayiye ben şeye gitmişse, bak atmosferi, geçmişi, geleceği, kızın ruh hali. Sis basın böyle, hayal etsin. Sis basın buraya. Ruh hastası ya. Peki. Hem çikolatanın içinden akan krema çenene bulaşmasın diye yalarken, hem de erkeğine bakan dişiyi saç baş yolarken teyzelere ne dersin? Teyzelere ne mi derim? Teyzeciğim, bu gördükleriniz doğru değil. Yani şey değil yani, ciddiye almayın. Ne diyeyim? Teyzeciğim buraya bakmayın. Derim ve kusarım. Böyle çıkartıyor cümle. diye bıraktı cümleyi. Peki. Hem şarjsız telefonla dışarı çıkarken hem de ODTÜ Kuş Gözlem Kulübü'nden tüm gün arkadaşlarınla sohbet ederken en çok dedikodusunu yaptığın hoca seni dersten bırakınca ne söylersin? Bunu yazan arkadaşa buradan okoça yapacağım. Hocam yapmayın etmeyin falan derim yani, çünkü yani bir yıl daha şey yapamam. Şimdi onu düşündüm de ODTÜ'de bir dersten kalırsan o bir yıl uzar. Yani şimdi ODTÜ nereden çıktı diyeceksin. Kuş gözlem topluluğundayken oradaydım da. Nasıl kuşları gözlemlediniz? Çok güzel. Kuş gözlem topluluğumuz vardı. Her hafta toplanır. Böyle güzel dağlara, ovalıklara gider. O mevsimin daha ne kuşu varsa onu bir güzel gözlemleriz. Gerçekten kuş gözlemlediniz. Fotoğrafını da çekeriz tabii ki. Başka ne yaptınız? Ben mesela Instagram'da insan takip etmiyorum. Kuş takip. Sadece hayvan takip ediyorum. Hayvan ve bir sürü kuş sayfası var. Onları takip ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Hayvan takip ediyorum deyince ben nasıl bir profil olduğunu gözümde canlandıramadım. Evet, bir sürü hayvan takip ediyorum. O hayvanlardan biri? Kuş. Kuştan. Benim diye şey yapacaksın sandım. Değilmişim. Peki, ona da peki. Peki. Hem kuryeye teşekkür ederken hem de Merve'ye ders çalışmaya giderken aklından geçen gizli emeli örtmek için hangi pembe yalanı söylersin? Merve'ye niye ders vermeye gidiyorum ya? Çalışmaya gidiyorsun kardeşim. Aklındaki gizli yalan...
Yani hani ders çalışma ayağına sevgiline gidiyorsun karşı. Daha açık konuşmayayım istersen karşı. Ay ben hiç yalan söyleyemem ya. Muhtemelen Merve'yi her şeyi böyle her şeye yüzümden okunur. Kendisi Merve ile beraber olduğu için ben Merve'ye gidiyorum diye annesine söyler ve Merve ile beraber gezer. Evet, ha, evet bravo. Tabii bravo. Ki. Hem hemen içine böyle güzel limon sıkan sevgili konuğumuzla beraber şimdi en sevdiğimiz köşeye geçiyoruz. Futbol aran nasıl? Çok kötü. Aynen. Çünkü zaten futbol oynamayacağız. Meyvelerle aran nasıl? Çok severim. Portakal? Severim. Bayılırsın. Bayılırım. Şimdi portakalarla beraber Portakan Orda Kan köşesinde İpek Hanım'ın ne durumda olduğunu göstereceğim. Bir şey diyeceğim. Vallahi de billahi de pişman edeceğim. Kabul etmiyorum. Bana gidelim. Portakala gidelim. Baklavalarım geliyor. Hem de bütün seyircinin önünde, huzurunda 3 kilo baklava istiyorum. Antep'ten özel gelsin. Oradan çok severim. Kapat programı. Çok severim. Hele de futbol, mutbol hiç anlamam etmem. Vallahi bulacağım bu sefer. Bir şeyi katlamışım, buldum ama. Sorun değil. Ben arada böyle şeyler yapıyorum. Sırf konuğum rahatlasın diye yapıyorum böyle şeyleri. Kendi rahat hissetsin. Ben bir şey bulamıyormuşum. Pozisyonuna bürünüyorum ama yalan. Ya. Peki ya bu bize hani şarkı söylediğin hatun var ya, ya şarkısında evet. Söylettiğin hatun. Bu bir yerde izlenebilecek bir şey mi? Evet, izlenebilecek bir şey. Nerede izleyebilirim ben mesela bunu? Süheyla Hanım Gayri İhtiyari diye bir Süheyla program. Süheyla Hanım. Evet, Süheyla Hanım'ın Gayri İhtiyari diye bir programı var. SSK'lı mı çalışıyorsunuz Süheyla Hanım? Yok, hayır. Emekli oldu ama. Emekli oldu. Peki, emekli oldu. Dan emekli maaşı var. Oyun atölyesinin kafesinde oynuyoruz. 22 Ocak'ta, 21.30'da. 21 Ocak. 22 Ocak'ta. 21.30'da. 21.30'da ben gösterisi gider, var. Şarkı söylüyor mu? Tabii ki söylüyor. Kaç tane? Sanırım 7-8 tane var. Ben oradayım. Gelmek isteyen evet. Beni aramasın. Allah belanızı vermesin. Davetiye de istemeyin. Hiç hoşlanmıyoruz. Arayın. Gidin biletinizi alın. Evet ya. Gelin. Pandemi mandemi. Perişan bitti olduk ya, zaten. Yeter artık. Adam tuvalet yaptıracak parası yok tabii, ya. Tabii tabii. Davetiye vermiyoruz. Ne kıyamam. Yapalım? Hemen. Şimdi. Şimdi sana birkaç şey soracağım. Benzerlik ve farklılıklarla ilgili. Hiç korkma. Tırnaklarını da oynama. Rahat yiyebilir ol. Yiyebilirsin. Acıkmış konuğumuz. Yiyebilirsin. Şimdi. Hazır mısın? Evet. Bak senin komplike bir zekan var. Ben buradan hissedebiliyorum. O yüzden bunlara gerekli cevabı verebileceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Helal. İstersen Süheyla Hanım gibi de cevap verebilirsin. Hiç bazılarını öyle verebilirim. Helal. Hiçbir şeye hayır demeyen konuk bizim başımızın tacı. Gelsin. Seninle Kaf Dağı'nın arasındaki benzerlik nedir? Ben Kaf Dağı'nın kendisiyim hayatım. Onu söyleyeyim de sana ben. Kaf Dağı'ymış ya. Süheyla Hanım gene ağzımıza etti. Gelsin. Ağzımıza tamam. Seninle White Chocolate Mocha arasındaki fark nedir? Benimle White Chocolate Mocha arasındaki fark nedir? Ben şekerli değilim. Peki benim seninle ilgili cevabımı merak eder misin? Et please. Bence. Hemen söylüyorum. İpek Hanım'la White Chocolate Mocha arasındaki fark nedir? Bir şey diyeceğim Ce. Fark şudur. Ben White Chocolate Mocha'yı büyük boy, seni küçük boy severim. Yeah. Tövbe devam. İpek Hanım'la Beş Vapur arasındaki fark nedir? Beş Vapur mu? Yes. Arasındaki fark nedir? Ya. O vapur var ya, o vapur Cem.
O vapur var ya, orva, gördün mü sen o vapuru? Gördüm, gördüm. Bana böyle abi şeylerle gelme. Ama böyle siz ani değişiklikler yapınca ben bir tırsıyorum yani, haberiniz olsun. Bir farkınızı ben söyleyeyim o zaman. Söyle. Söylüyorum. Süheyla Hanım nezdinde söylemiyorum, İpek nezdinde söylüyorum. İpek'le beş vapur arasındaki fark, beş vapuru alacakaranlık, İpek Hanım ise gün doğumu gibidir. İşte bu. Biz konuğumuzu başımızın tacı eder, omuzlarımıza taşırız. Gelsin. Seninle boş bir tablo arasındaki fark nedir İpek? Zor soru. Çok zor soru. Yani ben daha boş olabilirim ya. Tatlım, hiç biraz daha düşün. Biliyor sen musun? Vallahi biraz hayır, daha. Hayır, düşünmeme gerek yok. Bak şöyle yapalım mı seninle? Sen burada otur. Bizim bir sonraki konumuz belli değil haftaya. Tamam. Devam edeyim ben. Ona kadar ben bekleyeyim. Çok sevinirim ya. Evet. Tövbe. Tövbe. Cevap? Ben de daha çok çizilecek şey, yazılacak şey var üstüme yani. Bir enişte bey var mı şu an? Ha? Bir enişte var mı? Yo. O zaman rahat söyleyebilirim değil mi? Söyle. Söylüyorum abicim. Sen boş olsan ki şu an boşsun. Bence seni hemen saniyesinde kaparlar tatlım. Ah canım. Ya. İnşallah. Burayı böyle bir kısmet programına çevirdiği için İpek Hanım'a diyecek hiçbir şey yok. Ne diyelim Allah'ım, bakalım? Allah şükür. Bize Allah'ım böyle sayılı güzel konuk bu versin. Bugünleri de nasip etti. Essin. Kınanızı yakarız inşallah. İnşallah bir yerimize. Devam. Şimdi tercih edeceksin. Sadece 5 saniyen var. 5 saniye bak, bekletme beni. Evet. Söylüyorum. Karlı halini en çok sevdiğin şehir? Ankara. Yeah. Karlı bir güne uyandığında kahvaltıdan sonra dışarı çıkıp yapacağın kar aktivitesi? Kar topu. Bana böyle şeyler. Kar topu. Tam kar topuymuş ya. Gitti kar topu ya. İnsan gider der ki sevgilimle oturacağım bir romantik ortamda bir iki şey içeceğim. Ben ne yapayım ya? En eğlencelisi top yap at adamın kafası. O yüzden şey yok boş. Olmuyor işte, evet. Işte yok. Konuşturuyorsunuz beni burada, evet. Kar topuymuş. Adam orada bütün aksiyonunu hazırlamış. Bu kar topuyla çıkıyor karşısına. Peki yılbaşı yemeğinde hindiyi nasıl pişirirsin? Daha doğrusu hindi pişirir misin? Daha doğrusu hindiyi alacak yövmeye veriyorlar mı? Yövmeye de vermiyorlar. Verseler de almam, pişirmem, yemem. İşte bu. Hindilere özgürlük. Evet. Çam ağacı evin neresinde en uygun durur? Çam ağacı, iğne bitki, Feng Shui'de bilgi köşesinde durmalıdır. Bilgi köşesi evin sol tarafında olur kapıdan içeri girince. Sol köşede efendim. Çam ağaçlarının sol köşede. Ama yani öyle çam kesip doğruya koymasınlar. Saksı maksı olsun, her gün sulasın, haftada bir sulasınlar. Yemez zaten, artık plastiğini alıyorlar. Evet. Peki sizin saksınız ya doğrusu koyacağınız çam ağacı banyonuzun neresinde olur? Sizin banyo evin neresinde? Banyo evinizin altı tarafında olmalı. En arka tarafı. Evet, orada evet mı olmalı? Hayır. Nerede bilgi olmalı? Köşesi, kütüphanenin yanında olmalı. Yok, banyo nerede olmalı? Banyo girince sağda olmalı. O sizinki öyle, girişte sağda mı? Evet. Tamam, peki. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Girişte sağda. Seni saat kaç sularında bulabiliyoruz orada? Gelsin. Noel Baba'nın geyiği insan olsa kim olurdu? Böyle o halis muhnis bir insandır ya. Böyle halis muhnis bir adam olurdu. Bence kim olurdu biliyor kim? Musun? Rahmetli Hulusi Kent. Aa! Aklından geçti değil abi mi? Nasıl yaptın bunu? Ben tutarım böyle deli şeyleri. Deli misin oğlum sen? Deli değilim ben. Demeyeyim dedim. Ben derim. Şimdi geyik yanlış anlaşılır diye düşündüm. Rahmetli. Nasıl Hulusi Kent ben? Çünkü benziyor demek istemiyorum. Sevgili Allah seyirciler, eylesin. Çok inanılmaz bir şey oldu şu an burada. İnanamıyorum yani, oha. Oha oldum sanki. Ben bir şey kafamı diyeceğim. Kafamı okuyorsun oğlum sen. Hayır bu adam be. Çok tehlikeli. Asla. Bu adam çok tehlikeli gerçekten. Aa, ama Hulusi amca Allah rahmet eylesin deyip kapatayım ben kork, konuyu. Kendinden kork Cem. Ama geyik. Tövbe ya. Peki. Oo, bunu soracağım. Hiçbir bunu direkt soracağım. Yılbaşında bikini modeli defilelerini izleyen erkekle ilişkin ne kadar sürer? Hepsi izlemiyor mu zaten? Ben izlemiyorum. Yani erkeklerle ilişkimi mi soruyorsun? Ben orada oluyorum, izlemiyorum. Hatta yani normal herhangi bir erkekle ağzım ilişkim kadar olabilir. Çok özür dilerim. Tamam pek anladım, geçtim bunları. Hazır mıyız şimdi? Helal olsun. Vallahi bak çok içten söyledin ama ağzımın suyu hala akmaya evet devam ediyor. Tamam. Biz şey de izliyoruz ama hep beraber izlenen bir şey. Niye izliyorsun? Mesela... Hiçbir fikrim yok. Neden o şeyler çıkar ya, bikinili kızlar podyumda yürür 12'den sonra. Onun eskidenki şeyi dansöz çıkardı ya da Zeki Müren çıkardı. Şimdi bikinili kızlar yürüyor. Ben yürüyeyim kızım yani, güzel bir yani şey yürüyor işte. Yani çok tuhaf ama biz de izliyoruz işte. Mesela bikiniye mi dikkat ediyorsunuz? Kadın arkadaşlar. Kadınlara dikkat kadın yani. Bunlar dikkat nasıl yaratıklar diye. İnsan, nasıl olmuşlar evet diye. Çok para harcıyorlar insan, öyle evet olmak için. Daha evet, doğrusu, çok evet çok da güzel i̇nsan, ama yani bu bir meslek. Yani. Kesinlikle bir meslek. Yememek için para harcıyorlar. Çok evet önemli bir şey o yememek için. Çünkü biz yiyecek yemek bulamıyoruz. Para da harcayamıyoruz. Evet.
Peki, hazır mısın? Evet. Kumbara mı, dolmalı kaburga mı? Ay yok, kaburga sevmem, kumbara. Ya bırak ya, vallahi kapağı gitsin ya. Ne kaburgası ya? Sanki ben ona kaburga sevip sevmediğini sordum. Kumbara mı? Kumbara. Tamam, kumbara. Tombala mı, tango mu? Tango. Yeah. Mandalina'nın kabuğu mu, yoksa kedi yolu mu? Kedi yolu. Hayır, kıyamam. Guguklu saat mi, boş yere vaat mi? Guguklu saat. Kıyamam. Dolmuş pizza mı, dolmuş durağı mı? Dolmuş durağı. MR çektirmek mi, kemer sıktırmak mı? MR çektirmek. Parmak ısırtmak mı, yaprak sarma mı? Yaprak sarma. Uzatma kablosu mu, şımartma çocuğu mu? Uzatma kablosu çok önemli. Neden? Neden? Vallahi merak ettim. Ya köşe lambaları için başka seçenek yok. Yani yukarıdan aydınlatma olunca biliyorsun. Ya yani olmayınca bilmiyorum. Köşe lambaları en iyi uzaktan neydi ya, uzatma kablolarıyla bir güzel hallediveriyorsun. Bunu böyle bütün salon boyunca çekiyorsun. Tavsiye ederim. En son ne zaman yemek yedin sen bakayım? Biraz önce çikolata yedim. İyi. Yani şey, oksijenimiz var bol bol. Oksijenim var ama bu ışıklar başımı döndürmüyor diye söyleyeyim. Aa! Bakınca aynen başım dönüyor Cem'cim, söyleyeyim. Çok fazla devamını ışık söylemeyeceğim. Var. Ay. Derler ya böyle. Ay. Konuk. Evet. Bir şey soracağım. Sor. Bir şey diyeceğimin Cem'i mi yoksa diğer Cem'ler mi? Bir şey diyeceğimin Cem'i. İşte bu kadar. Konuğa başka sorum yok. Konuk sizindir artık sevgili seyirciler. Bir şey diyeceğimin sonuna daha İpek Hanım'la geldik ama İpek Hanım'ın tadına doyamadık, alabilir miyim sizi böyle? Gördüğünüz gibi ödüllere doymayan İpek Hanım bugün bir şey diyeceğimin konuğu oldu. Bizi mutlu etti, onore etti. Ben hayatımda çok az insana böyle cici ve tatlı derim. Çok hanım hanımcık bir insan. Beni biraz yordu, kafamı kurcaladı ama bu zekasından ötürü böyle oluyor. Çünkü benim seviyem onu anlamaya yetmiyor. Beni biraz delirtti, delirtmedi değil ama yapacak hiçbir şey yok. Çünkü o bir konuk. Daha fazla uzatıp beni tokatlamasını istemiyorum. Çünkü yapımcım da buradan ters ters bakıyor. Her an terlik atabilir diye bekliyorum ama sakınacağım. Atmışsın lütfen. Ve programı bitireceğim ama bütün konuklarımız olduğu gibi İpek Hanım'ı da kooperatifimize dahil ediyoruz. Ormandaki marangoz diye iki tane arkadaşım var benim. İstanbul'u bırakıp buna İzmir'in köyüne yerleştiler. Ah canım. Ve böyle şey işleri yapıyorlar. Ah canım. Güzel güzel. Çok güzel. Bu rozeti ben aman tamam bitiriyoruz. Bitir. Bana bize ne oluyor? Yapar. Yapar. Bitirelim. Şimdi ben bunu sana takamıyorum çünkü arkasını kırdım. Evet. O da görmesin. Bir mıncıklıya mıncıklıya evet. Gözümün önünde kırdı. Görürse kızar. Gerçekten. Artık seninle bir şey diyeceğim. Kooperatifin üyesisin. Aidatlar aylık 250 lira tatlım. Şöyle vereyim sana. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Al canım. Çok mutlu oldum. Biz artık sen ne zaman ödersin aidatını? Yevmiyem bile karşılamıyor. Karşılar annem. Ben konuşurum, o yapımcıyla karşılar. Biz artık evimize gidelim. Haftaya bir şey diyeceğim de görüşmek üzere. Bye. Bir şey diyeceğim. Alo Selim. Dur. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Yok, size değil. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim ya, gelsene. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bak bir şey diyeceğim. 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 Bir şey diyeceğim.